Evet. Öğrenci öğrencisi. Günaydın Nur. Evet, nasılsınız bakalım? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Günaydın Edir. Şöyle biraz daha toplanalım. Birkaç kişi daha gelsin, ondan sonra başlayalım. Nasıl gidiyor çalışmalar bakalım? Paragraf çözümleri nasıl? Eline sağlık. Evet, hadi şimdi başlayalım yavaş yavaş arkadaşlar. Bir kere bugün ses bilgisi ve yazımı tekrar edeceğiz. Ve ondan sonra size bir soru göndereceğim arkadaşlar. Fatih hocanıza gönderdim zaten soruları. O da size gönderecek. O soruları da genel tekrardan sonra çözün. Yalnız paragraf çözümünü ihmal etmeyin. Bir daha söylüyorum. Paragraf çözümü önemli. Hadi başlayalım şimdi şöyle ses bilgisinin tekrarıyla. Bir kere ses bilgisinde arkadaşlar ünlülerle başlayacağız. Ünlülerle ilgili ses olaylarından birincisi de nedir? Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesinin diğer adı da neydi? Hece düşmesi. 2015'te bize gelen bir soruda ünlü düşmesi yerine hece düşmesi dediler. Bu arada var mı arkadaşlar seste bir sıkıntı? Sıkıntı varsa seste yazın. Tamam, süper. Hadi şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir kere şuna dikkat edeceğiz. Ünlülerle ilgili ses olaylarında karşımıza en sık çıkan zaten ünlü düşmesiydi. Ünlü düşmesinin diğer adına ne dedik? Hece düşmesi. Hece düşmesi 2015'te bu isimle soruldu bize. Şimdi ve hece düşmeleri karşımıza 3 şekilde çıkar. Şimdi 3 şekilde çıktığında bunlardan birincisi de nedir? O sözcüğün ünlü düşmesinde çekim eki alırken düşmeden bahsederiz. Şimdi çekim eki neydi? Bunu bir hatırlayalım ilk başta. Çekim eki dediğimiz şey eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen ekler demek. Ve şimdi şuna dikkat edeceğiz. Bir sözcük çekim eki alırken ünlüsünü kaybettiğinde hepimiz bunu çok rahat buluruz. Çünkü eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez. Mesela kelimemize dikkat edin. Aklı dedim. Aklı kelimesi nereden geliyordu? Akıldan. E şimdi siz daha bunu görür görmez zaten rahatlıkla tespit ediyorsunuz. Ya da gönlüm dediğimde kelime nereden geliyor? Gönülden. Ömrümüz dediğimde ömürden. Zaten bunları biz çok kolay tespit ederiz. Yani çekim eki alırken ünlü düşmesi çok rahat bir şekilde tespit edilir. O yüzden bizi çok fazla zorlamaz dedik. Ancak iki düşme daha vardı. Bunlardan en önemlisi şu. Bir sözcüğün türetilirken ünlüsünü kaybetmedi. Peki türetilmesi ne demek aslında? O sözcüğün yapım eki alırken ünlüsünü kaybetmesi demektir. Yani yapım eki dediğimiz şey şu. Eklendiği kelimenin anlamı değişecek. Yani burada artık anlamda değişiklik olduğu için bizim burada ünlü düşmesini tespit etmemiz daha da zorlaşabiliyor. Ona dikkat edelim. Mesela şimdi örnekleri inceleyeceğiz. Bir kere ayrım kelimesine bakacağız. Ayrım sözcüğü neyden gelecek? Ayırmaktan. Yanlış ve yalnız kelimeler bu yazım kurallarında da karşımıza çok sık çıkar. Dikkat etmek lazım. Yanlış kelimesi yanılmaktan. Yalnız sözcüğü yalından. Devrim sözcüğü
devirmekten. Kavşak sözcüğü kavuşmaktan, buna dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar burada özellikle bunlara dikkat etmek kökleri tespit etmekle de ilgilidir. Köklerin tespitinde çok önemli olduğu için burası yarın bir gün size işte hangisi isim kökü, hangisi fiil kökü derken de burada işinize yarayacak. Mesela uyku sözcüğü. Uyku sözcüğünün kökünü soracak olsalar uyumaktan geleceğiz, ünlü düşmesi var deriz. Ya da işte benzer sözcüğünü sorduğunda benizden, kurak sözcüğünü sorduğunda kurumaktan gelecek, buna dikkat edeceğiz. Peki arkadaşlar şimdi bir kelime yazıyorum. Ünlü düşmesi var mı yok mu ona bakalım burada. Evrim kelimesinde ünlü düşmesi var mı yok mu ona bakacağız önce. Evet, cevapları bekliyorum. Günaydın Rahat. Evet, evrim kelimesinde ünlü düşmesi var mı yok mu? Güzel Hasanlar. Kelime neyden geliyordu? Evirmekten. Peki. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. Çok güzel. Süper. Evirmekten gelir. Peki yumurtlamak sözcüğünde ünlü düşmesi var mı yok mu? Yumurtlamak. Yumurtlamak kelimesinde nereden gelecek? Yumurtadan. Güzel. Peki. Şimdi yumurtlamak sözcüğünde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurtlamak sözcüğü, bakın diğerlerinde hep dikkat edin. Hangi sesler düşüyordu? I, I, U, Ü. Ama bu sefer ne düştü yumurtlamak kelimesinde? Yumurtadan geldiği için A düştü. Yani genelde I, I, U, Ü düşüyor ama yumurtadan geldiğinde işte yumurtlamak sözcüğünde de I düşmüştür, A düşmüştür diyeceğiz. Peki. Bazen iki sözcük, bakın buraya dikkat ediyoruz. İki sözcük birleşirken de ünlü düşmesi olur. Mesela kelime işte nasıl sözcüğü, nasıl sözcüğünü sorduklarında kelime ne, hangi kelimelerden gelecek? Ne ve asıl. Ya da işte kaynana dediğinde kaynanadan, sütlaç dediğinde sütlaçtan gelecek, dikkat. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat ediyorsunuz, bir soru soralım. Bir yerde bize niçin kelimesini verse, niçin kelimesini, ünlü düşmesi var mı yok mu? İlk başta bunu tespit edelim. Niçin de ünlü düşmesi var mı yok mu? Güzel. Şimdi, niçin kelimesinde ünlü düşmesi var? Çünkü kelime ne ve için sözcüklerinin birleşimiyle oluşur. Güzel. Süper. Şimdi bir şey daha soracağım burada. Soruyu değiştiriyoruz. Bizde bazen sözcüğün yapısını sorarlar. Yapı deyince bu sözcük basit mi? Türemiş mi? Yoksa birleşik mi? Peki niçin sözcüğünün yapısını soruyoruz? Ne derdik? Evet Eren, doğru. O zaman şunu unutmayacağız. Demek ki iki sözcük birleşirken ünlü kaybı olduğunda sözcükler karşımıza tek sözcük gibi çıkabiliyor bazen. Mesela sütlaç kelimesini vermiş, sütlaç kelimesinin bana yapısını sormuş. Basit mi, türemiş mi, birleşik mi dersem birleşik dememiz gerekiyor. Cevaplar doğru. Tebrik ediyorum. Şimdi geldik yardımcı eylemlere. Yardımcı eylem dediğimiz etmek, olmak, kılmak, bunun gibi sözcükler. Arapçadan, Farsçadan geçen sözcüklerde bazen bunu gördüğümüzde ünlüsü düşer ve bunlar bitişik yazılır deriz. Mesela kayıp olmak dediğimde ünlüsünü kaybetmiş, kaybolmak. Zehir olmak dediğimde buna çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu zehir olmak şeklinde olursa yanlış, zehir olmak şeklinde yazımı doğrudur diyeceğiz. Buna dikkat ederiz.
Kayıt etmek değil de kaydetmek gibi. O zaman iki sözcük birleşirken de ünlü kaybı olabilir. Buna dikkat edeceğiz. O zaman ünlü düşmesi üç şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi çekim eki alırken, ikincisi yapım eki alırken, üçüncüsü de iki kelime birleşirken olacak. Buna dikkat edeceğiz. Geldik şimdi ünlü türemesine. Arkadaşlar ünlü türemesi bizde çok fazla görülen bir olay değil. İki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan biri cık cık yani küçültme ekleri. Tek heceli sözcüklere gelirken arada bir ünlü türer. Mesela kelimemizin kökü azdır. Az. Cık cık eki eklenmiştir. Azcık değil de azıcık deriz. Araya bir ünlü girer. Ya da darcık değil de daracık. Bircik değil de biricik. Gençcik değil de gencecik gibi. Yani tek heceli sözcüklere geliyor. Buna dikkat edeceğiz. Peki kelimemiz şu. Minicik bir evde yaşıyor dediğimde minicik kelimesinde ünlü türemesi var mı yok mu? Güzel. Evet. Çünkü minicik kelimesinin kökü nereden gelecek? Minikten. Minikten geldiği için şuradaki K düşmüş. Yani burada ünsüz düşmesi vardır. Yani bizim için burada önemli olan ne biliyor musunuz? Cık cık ekini gördüğümüz anda hemen böyle ünlü türemesi diye atlamamak gerekiyor. Buna biraz dikkat edeceğiz. Ünsüz türemesinin, ünsüz düşmesinde de gene böyle cık cık eki karşımıza çıkar. Buna dikkat. Peki o zaman bakın birincisi böyleydi. Yani ünlü türemesi dediğimizde küçültme ekinin gelmesiyle, tek heceli sözcüklere gelmesiyle olur. Şimdi gelelim ikinciye. Şimdi bazı pekiştirmelerde deriz. Bakın dikkat edin ama burada bazı pekiştirmeler deriz. Şimdi bir kere pekiştirme sesleri MPRS'dir. Yani mavi kelimesini pekiştirirken kuralımız şu. İlk ünlüye kadar olan kısmı alırsınız. Araya PRSM'den uygun olandan birini yazarsın. Ve kelimeyi bir daha yazarsın. Normalde kuralımız bu. Ancak bazen bakın burada herhangi bir ses olayı olmadı. Mavi masmavi derken, sarı sapsarı derken herhangi bir ses olayı yok. Yalnız şimdi sağlam kelimesini bu kurala göre pekiştirsem, sağlam kelimesini ilk ünlüye kadar aldım. Sağ, uygun sesi getirdim. P ve kelimeyi bir daha yazdım. Sap sağlam. Yalnız biz burada işte sap sağlam deniyoruz. Sap sağlam demek yerine ne diyoruz biz? Sapa sağlam. İşte şimdi bir ünlü türemiş oldu. Mesela dümdüz dersem dümdüz, herhangi bir türeme yok ama düpedüz dersem ünlü türedi. Yap yalnız dersem yok, yapa yalnız dersem ünlü türemiş oldu. O zaman bazı pekiştirmelerde de yine ünlü türemesini görüyoruz. Yalnız dikkat edin ne dedik? Bazı pekiştirmeler yani hepsinde olacak diye bir kural yok. Peki şimdi geldik bir yere daha. Bazı pekiştirmelerde arkadaşlar hem ünlü hem de ünsüz türer. Burada iki tane kelimemiz var. Hem ünlü hem de ünsüz türemesinde. Bunlardan biri sırılsıklam, diğeri çırılçıplaktır. Örnek verelim. Çırılçıplak kelimesini ben normalde pekiştirecek olsam. Kural şu değil mi? İlk ünlüye kadar yaz. Bak çıplak kelimesini pekiştiriyorum. İlk ünlüye kadar olan kısmı yazdım. Araya uygun sesi getirdim. Kelimeyi bir daha yazdım. Yani normalde çırçıplaktı. Ancak biz çırçıplak değil de ne diyoruz? Çırılçıplak. Yani araya hem bir ünlü hem de bir ünsüz girmiş olur. Buna dikkat edeceğiz. Geldik ünlü daralmasına. Şimdi arkadaşlar ünlü daralması deyince bir kere şuna dikkat edeceksiniz. Kesinlikle ne dedik bunda böyle ayar, eyor falan demek yok. Bak öyle yaptığınızda çok sıkıntı yaşarsınız. Hani bazen dersteyken de konuştuk biz bunu zaten. Geliyor kelimesinde ünlü daralması var mı dediğinde geliyor derseniz olay biter. Yanlış yaparsınız. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Peki daralmadaki kuralımız neydi daralma? Bir kere hangi ek çok etkili burada? Şimdiki zaman eki yor. Hatta o yordaki y sesi etkili. Ve y sesi hangi sesleri daraltabilir sadece?
kendinden önce gelen A ve E'yi. Yani bizim aslında genel kuralımız şu. A ve E'yi görmek zorundayız yor'dan önce daral olması için. Mesela boyuyor dediğimde kelimenin kökü nereden geliyor? Boyamaktan. Boya. Bak yor'dan önce A, E gelmiş ekine kökünü ayırdığında o zaman burada daralma vardır diyeceğiz. Ya da süslüyor dediğimde süslemekten gelmiş burada daralma var. Söylüyor dediğimde söylemekten gelmiş burada daralma var. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat ediyorsunuz. Kelimem seviyor. Seviyor dediğimde daralma var mı yok mu? Hadi bakalım. Seviyor derseniz vururum sizi. Eren vururum seni bak. Şimdi bir kere arkadaşlar kelimenin kökü ne? Sev. Sonunda V var. Yani biz daralma olması için neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Yordan önce A ya da E olacaktı. Yani olay şöyle gelişiyor aslında. Sevmek fiilimiz var. Şimdiki zaman eki yor geliyor. Seviyor olmayacağı için araya biz bir i getiriyoruz. Ve biz bu i'ye yardımcı ünlü diyoruz. O zaman burada daralma yok diyeceğiz. Peki bir kelime daha söylüyorum dikkat. Tüm gerçekleri görüyor. Görüyor dediğimde daralma var mı yok mu? Hadi bir daha şans edelim. Evet. Güzel. Budur işte. Peki. Bir kelime daha. Burada yok dedik. Bana kolaylık sağlıyor dersem var mı yok mu? Güzel. Evet, süper. Bu işte sağlamaktan geldiği için burada var diyeceğiz. Bu kadar. Yani burada biraz daha dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar burada özellikle sıkıntı ne biliyor musunuz? Sınavda bize daralmayı sorduğunda şimdi yorla ilgili bir şeyler veriyor. Özellikle bazen kandırmak istiyor yorla gördüğümüzde. Yani biz her yor gördüğümüz yerde doğrudan daralma vardır diyemeyiz. Ona dikkat etmek lazım. Peki hadi son soru bununla ilgili. Okuyor. Daralma var mı yok mu? Okuyor. Ekine kökünü ayırdığında A, E var mı yok mu? Yordan önce. Ona bak. Süper işte bu. Okuyor dediğimde okumaktan geldiği için burada ünlü daralması yoktur dedik. Hadi bakalım. Şimdi olumsuzluk ekini hatırlıyorsunuz. Olumsuzluk eki neydi? Mame. Şimdi mameye dikkat edin. İkisinin de sonunda mutlaka A ya da E var. O zaman şöyle deriz biz normalde. Olumsuzluk ekinden sonra yor geliyorsa mutlaka daralma var diyeceğiz. Olumsuzluktan sonra gelen yor kesinlikle daraltıcı etkiye sahip. Şimdi şöyle az önce mesela şunu düşünün. Görüyor dediğimde görüyor. Görüyor da herhangi bir daralma yok demiştik. Ancak biz bunu görmüyor dediğimizde şöyle oluşmuyor mu kelime? Görmek fiil kökümüz. Mame olumsuzluk eki. Arkasından gelen yor buradaki e, a'yı daraltmış.
dağıttığı için de burada ünlü daralması vardır diyeceğiz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da işte okumuyor dediğinde anlamıyor, sevmiyor, bunların hepsinde daralma var. O zaman şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Fark ediyor dediğimde ünlü daralması var mı yok mu? Fark ediyor da. Fark ediyor. Ediyor derken ünlü daralması var mı yok mu? Güzel. Çünkü kelimenin kökü etmekten gelmiş. Yumuşama var sadece. Yani burada daralma yok. Ama fark etmiyor deseydim, yani olumsuzluk olsaydı, artık burada daralma var diyecektim. Yani bizim için nerede olumsuzlukla beraber gelen bir yor varsa kesinlikle orada daralma vardır diyebiliriz. Peki şimdi geldik şuna. Arkadaşlar normalde yor sesi daraltıcı etkiye sahiptir. Yordaki y deriz ama bir şey daha var. Kaynaştırma sesi y. Kaynaştırma sesi y'nin daraltıcı etkisi var. Ancak hangi kelimelerde sadece? Demek ve yemek fiillerinde. Yani şöyle söyleyelim. Diye, diyerek, diyelim, diyecek, diyen, bu kelimeler demek fiilinden. Yiyecek, yiyelim, yiyen, bu kelimeler de yemek fiilinden gelir. Yemek fiilinden geldiği için sağ olasın Fatih Hocam ya. Yemek fiilinden geldiği için bunların hepsinde daralma vardır diyeceğiz. Peki. Şimdi bir soru. Derste birçok kez söylemiştik. Diye kelimesini gördüğünüz anda aklınıza 4 şey gelecekti, hangisi? Abi çok teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederim Bursa, sağ olasın. Evet, bir tane daha kaldı abi. Daralma, yardımcı ses, süper, zarf fiil. O zaman ne dedik? Diye kelimesini görür görmez. Bir, daralma var diyeceğiz. Daha sonra, aynen, evet Demet, yapıyı da söyleyeceğiz. Daha sonra buradaki y kaynaştırma var diyecektik. Türünü soracak olsalar, türü, zarf fiili, yapısını soracak olsalar, teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun. Evet, hadi bakalım, yapısı neydi bunun? Basit, türemiş, birleşik. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Aynen öyle. Yapısı da neydi? Türemiş. Evet. Süper. Şimdi arkadaşlar diye de bu dörtlüğü unutmayın. Diye her zaman sınavlarda karşımıza çıkar. Bu dörtlü kesinlikle aklınızda kalsın. Daralma, kaynaştırma, zarf fiil, yapısı sorulduğunda da türemiştir. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Hatta şuradaki e fiilden isim yapım ekliyor. Hadi bakalım. Şimdi ünlü değişimi, ünlü değişimi deyince de iki kelime aklımıza gelecek zaten. Ben ve sen sözcükleri. Bunlara yönelme hali geldiğinde bana ve
sana olur diyeceğiz. Buna dikkat edin. Bana sana şeklinde gelecektir. Peki bir kelime daha söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? Ünlü değişiminde bizi zorlayacak olursa bir kelime daha soracaklardı. Hangi kelimeydi o? Güzel, doğru. Demek doğru. Yeşil kelimesi değil mi? Çünkü yeşil kelimesi neyden gelecek? Kelimenin kökü yaştan gelir demiştik. Yaştan. Hatta Divan Lügat Türk'te geçer dedik. Yaş kelimesi ağaçların ilk rengi diye geçiyordu. O zaman ünlü değişimi deyince sınavda çıkacak olanlar bana sana ama bir de zorlarsa yeşil sözcüğünü alacağız. Şimdi geldik ünsüzlere. Şimdi arkadaşlar bir kere şuna dikkat etmeniz lazım. Ünsüz yumuşaması, artık ünsüzlerle ilgili ses olaylarına geldik. Diğer ismi çok önemli bizim için. Ünsüz yumuşamasının diğer adına ne diyoruz? Ünsüz değişimi. Ve kural şu. Bir kelimenin sonunda P, Ç, T, K varsa bunlar ünlüyle biten bir ek aldığında yumuşak Ç, C'ye, K, G ya da yumuşak G'ye, T, D'ye, P de B'ye dönüşür deriz. Buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Peki ünsüz yumuşamasında neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bazı kelimeler var, özellikle zorlar. Mesela inancımız derken kelimenin kökü nedir? İnanç, Ç ile bitmiş. Arkasından ünlüyle başlayan ek gelmiş. Artık bu C neye dönmüş? C'ye. Ya da giden derken, bakın bu kelime çok önemli. Aynı şekilde gidiyorum desem de bu olurdu. Gidiyorum. O zaman gidiyorum ya da giden kelimelerinde hangi ses olayı vardır dersek yumuşama diyeceğiz. Çünkü kelimenin kökü nereden gelecek? Gitten. Mesela gidiyorum derse buna çok dikkat edin. Gidiyorum da yumuşama var ama daralma yok. Tamam. Burada sadece ne var? Gitmekten yumuşama olmuş diyeceğiz. Peki devam ediyoruz. Kitabım dediğinde gene aynı şekilde yumuşama olmuş. Edem ya da ediyorum dersek yumuşama var. Ahenge derken ahenkten geldiği için yumuşama var. Şuna dikkat etmek lazım. Adım sözcüğünde de yumuşama var. Atmaktan geliyor. Ancak adım derken neye dikkat edeceğiz burada? Adım attı. Bu şekilde gelir. Yani isim değil, ona dikkat edin. Hani adım şu filan mantığı değil. Sağlığı derken gene sağlıktan geldiği için yumuşama. Yudum derken yutmak sözcüğünden geldiği için yumuşama vardır diyeceğiz yine. Ve derdim derken kelime gene dertten geldiği için yumuşama vardır. Şimdi buraya dikkat ediyorsunuz. Saçımı kestirin derken yumuşama var mı yok mu? Güzel. Çünkü saçımı derken kelimenin kökü nedir? Saç. Ç ile bitmiş. Arkasından ünlüyle başlayan ek gelmiş. Normal şartlarda Ç'nin neye dönmesi gerekiyor aslında? C'ye. Ancak burada yumuşamaya aykırılık göstermiş diyeceğiz. Bazen yumuşamaya aykırılık gösterebiliyor. Mesela bak aynısını şurada görüyorsun. Milletin kararı. Milletin kararı dediğimde kelimenin kökü millet. T ile bitmiş. Arkasından ünlüyle başlayan ek geldiğinde D'ye dönmesi gerekiyor ama dönmemiş. O zaman burada da gene yumuşamaya aykırılık vardır diyeceğiz. Bazen aykırılığı da sorabiliyorlar. Şimdi geldik şuna. Ünsüz benzeşmesi. Şimdi arkadaşlar benzeşmenin 3 tane adı var. Benzeşme 1. Sertleşme 2. Ünsüz uyumu 3. Şimdi bu ünsüz uyumuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Sınavda bize şaşırtmak için ünsüz uyumu diyebilir. Kural da şuydu. Fıstıkçı Şahap dediğimiz ünsüzler sert ünsüzler. Bu sert ünsüzlerden sonra C, D, G ile başlayan ekler geldiğinde bunlar sertleşir ve neye döner dedik? Ç, T, K'ya. Yani şimdi şuna dikkat edeceksiniz önce. Eğer bir yerde size benzeşme diyorsa hangi harfler olmak zorunda?
CTK'dan biri. Bunlardan biri yoksa kesinlikle benzeşme var demeyeceksiniz zaten. Şimdi şu kelimelere bakalım. Mesela kebapçı derken kelimenin kökü neyle bitmiş? P. Arkasından C ile başlayan ek geliyor. C bakıyor kendinden önceki sert ünsüz. Bu da ona benziyor. O yüzden benzeşme diyoruz. Ve sertleşiyor. Kebapçı olmuş. Ya da yavaş. Sert ünsüzlerden biriyle bitmiş. Arkasından C ile başlayan ek gelmiş. Ve Ç'ye dönmüş. İşte ayakta, yurttan, sesteş. Burada arkadaşlar şu kelimeye dikkat edin önce. Sesteş kelimesine. Kelimenin kökü ses. Sert ünsüzlerden biriyle bitmiş. Arkasından D ile başlayan ek gelmiş. T'ye dönmüş diyeceğiz. Yapmak fiili P ile biter. Arkasından D'li geçmiş zaman eki gelmiş. D değil sertleşmiş yaptı olmuş. Şu kelimelere dikkat. Atkı, seçkin, çalışkan, ilişki, tepki gibi kelimelerde de benzeşme vardır diyeceğiz. O zaman etki de benzeşme var mı yok mu? Etki. Güzel. Kelimemizin kökü neyden geliyor? Etmekten. Arkasından G ile başlayan ek gelmiş. Y'ye bakar kendinden önceki sert, o da sertleşir, etki olur. Şimdi arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Şu kelimeye dikkat ediyorsunuz. Yurttan derken iki tane T var. Peki derste şöyle demiştik. İki tane T'yi görüyorsanız %95 hangi ses olayı vardır? Evet. Güzel. Çok iyi. Şimdi iki tane T görüyorsak ne dedik? Orada %95 benzeşme vardır diyeceğiz. Buna çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Yani nasıl dikkat edin? Niye söylüyorum bunu? İki tane T'yi görünce bazen şey var diye düşünüyorsunuz. Türeme var gibi düşünüyorsunuz ama iki tane T görünürse %95 orada benzeşme var. Mesela gitti derken bak iki T. Attıktan derken 2T, bekletti dediğimde 2T. Böyle 2 tane T varsa orada benzeşme vardır diyeceğiz. Peki karşımıza şu ek çıkarsa buraya dikkat edin. Şöyle bir ek çıksaydı buna ne diyecektiniz? Tı, ti, tu, tü. Bu çıkıyorsa. Evet. Süper. Bu tolga işte. Güzel. Eğer tı ti diye bir ek görüyorsanız arkadaşlar tı ti'yi gördüğünüz anda doğrudan diyeceksiniz ki burada hem benzeşme var hem de yumuşama vardır. Çünkü bu hangi ekten geliyor aslında? Dık dik ekinden. Dık dik ekinden geldiği için hem benzeşme olur t olur buradaki de. Hem de bu yumuşak diye olur, hem yumuşama hem de benzeşme vardır diyeceğiz. Mesela baktığı, gittiği, koştuğu gibi kelimelerin hepsinde hem yumuşama var hem de benzeşme diyeceğiz. Birazdan zaten tek tek kelime soracağım arkadaşlar. Peki ünsüz türemesi. Şimdi ünsüz türemesinde şuna dikkat edin. Bizde çok fazla görülen bir olay değildir ünsüz türemesi. Şöyle deriz. Özellikle Arapçadan, Farsçadan geçen kelimeler. Ünlüyle başlayan bir ek ya da işte etmek olmak yardımcı eylemlerini aldığında arada bir ünlü daha türetebiliyoruz. Mesela kelime normalde af, etmek yardımcı eylemi gelmiş. Affetmek diyemiyorum da affetmek diyorum. 2 F olduğu için biz buna ne diyeceğiz işte? Ünsüz türemesi. Aynı şekilde reddetmek. Peki arkadaşlar bir soru size. Reddetmek derken burada ünsüz türemesi var. Doğru. Peki burada bir ses olayı daha var. Hangisi?
Güzel. Çok iyi testimi. Şimdi, çünkü reddetmek derken kelime nereden geliyor? Redden. T ile biter. T ile bittiği için burada hem ünsüz türemesi vardır diyeceğiz. Hem de ünsüz yumuşaması var. Buna dikkat ederiz. Mesela kelime haldir. Hal olmak, hak derken hakkım. Yani ünsüzle biten, ünlüyle başlayan eklerde de aynısını göreceğiz. Sissi, affa, hattı gibi kelimeler. Normal şartlarda hattı derken, yani daha doğrusu iki tane T gördüğümüzde benzeşme ihtimali çok yüksektir deriz ama hattı kelimesinde türeme vardır diyeceğiz. Peki, şimdi gelelim şuna. Sessiz kelimesinde türeme var mı yok mu? Güzel. Süper. Çünkü kelimenin kökü ses. Ekimiz siz. Sadece ekle kök yan yana gelmiş. Ekle kök yan yana geldiği için burada herhangi bir türeme yoktur diyeceğiz. Çünkü bizde ünsüz türemesi olması için ekle kökü ayırdıktan sonra araya bir ses gelmesi gerekiyordu. Mesela kelime şurada neydi işte? Şık. Ünlüyle başlayan ek getirdim. Şıkı değil de ne diyorum? Şıkkı. A şıkkı, B şıkkı gibi. İşte türeme bu şekilde olur diyeceğiz. Güzel. Sessizde herhangi bir ses olayı yoktur diyeceğiz. Şimdi ünsüz düşmesi arkadaşlar buna dikkat etmeliyiz. Ünsüz düşmesi dediğimde sonu K ile biten sözcüklere gelecek bir kere. Ya küçültme eki gelecek ya da L ile başlayan yapım ekleri gelecek. Şimdi burada şu kısmı herkes çok rahat görebilir. Mesela minicik dediğimde kelime nereden geliyordu? Minikten. Sıcacık dediğimde sıcaktan. Küçücük dediğimde küçükten. Büyüyecek derken büyükten. Yalnız buradaki ünlü düşmeleri, ünsüz düşmeleri zaten rahatlıkla görülebilir. Bunda sıkıntı yaşamayız. Yalnız şu kısma çok dikkat edeceksiniz şimdi. Yükselmek dediğimde kelime yüksekten. Alçalmak, alçaktan. Ufalmak, ufaktan. Yani buradaki K'ler yapım eki alırken düşmüştür. Ama şu kısım çok önemli bizim için. Kaldırım kelimesi ya da aynı şekilde gelen kaldırmak kelimesi ünsüz düşmesine uğramış. Seyrelmek kelimesi bu çok önemli işte. Seyrelmek kelimesinde seyrekten geldiği için ünsüz düşmesi var. Küçümsemek derken küçükten geldiği için ünsüz düşmesi var. Bakın bunu niye söylüyorum? Şimdi seyrelmek sözcüğünde bazen seyirden gelip ünlü düşmesi var diyorsanız yanlış. Seyrelmek kelimesinde ne var? Seyrekten geldiği için ünsüz düşmesi var. Buna dikkat. Şöyle deseydim. Filmi seyrettik deseydim kelime seyirden gelir iyi düşmüş. Yani ünlü düşmesi vardır. Ama seyreldi dersem seyreldi. Seyreldi seyrekten geldiği için ünsüz düşmesi vardır diyeceğiz. Buraya dikkat. Güzel. Hadi bakalım şimdi. Hemen cevap istiyorum. Kokladı da hangi ses olayı var? Kokladı. Güzel. Aynen öyle. Güzel. Kokladı derken kelime neyden gelecek? Kokudan. Kokudan geldiği için ünlü düşmesi vardır diyeceğiz. Peki bekliyordaki ses olayımız. Bekliyor.
Çok güzel. Süper. Ünlü daralması var. Yaptı. Şunu unutmayın, yaptığı derken bir yerde tı tı çıkıyorsa karşımıza bir şey var demiştik. Güzel. Hem yumuşama var hem de benzeşme, değil mi? Güzel. Hem benzeşme var dedik, hem de yumuşama. Aynen öyle. İki tane ses olayı oluyordu tı tı dersek. Peki kuraklık. Hadi iki kelime daha sorup bitireceğiz bu kısmı. Evet, kuraklıkta ne var? Çok iyi. Ünlü düşmesi. Hatta biz bu tür ünlü düşmelere ne diyorduk? Türetilirken ünlü düşmesi vardır, değil mi? Kuraklık dediğinde. O zaman kuraklık kelimesi kurumaktan gelecek. Kurumaktan geldiği için de ünlü düşmesi vardır diyeceğiz. Peki hadi son kelime. Seyreldi. Seyreldi kelimesindeki ses olayı. Güzel. Ne demiştik? Ünlü düşmesi diye kandırabilirler. Dikkat edin dedik. Kelime neyden geliyordu? Seyrekten. Seyrekten geldiği için ünsüz düşmesi dediğimiz kısım doğrudur diyeceğiz. Evet, küçümsedik. Çok güzel. Yine ünsüz düşmesi var. Çünkü kelime neyden geliyordu? Küçükten diyeceğiz. Tamam. Güzel. Ünsüz düşmesi var. Şimdi arkadaşlar, sesle ilgili tekrarımız bu kadar. Şimdi yazım tekrarına geçeceğim. Yazım tekrarında da şöyle bir 5-6 dakika daha devam edelim. Ondan sonra bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz zaten yazım tekrarına. Şunları zaten sormuştuk. Evet, şimdi yazım kurallarıyla başlayacağız. Şimdi burada arkadaşlar yazım kuralları dediğimizde yazım kurallarında büyük harflerin tekrarıyla başlayacağız. Şimdi büyük harfler, bu arada yazım kurallarına çok dikkat etmelisiniz. Bakın derste de konuştuk biz bunu. Yazım kuralları aslında böyle bir iki haftalık iş değil. Bizim genele yaymamız gerekiyor bunu. Yani bugün zaten size göndereceğimiz sorularda hani ses de var, yazım da var ama yazım daha fazla. Şimdi bir kere yazım kuralları denildiğinde büyük harflerin tekrarıyla başlayacağız önce. Büyük harflerin kullanıldığı yerlerle. Ve büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili ilk başta şunu sorayım size. Derste de sormuştuk hatırlıyorsanız. Şimdi bir kere cümleyle söz grubu arasında fark vardır. Cümleyle söz grubu arasındaki fark neydi? İlk başta onu bir söyleyeyim. Süper. Cümle dediğimiz şeyde yüklem olur dedik. Evet Demet doğru. Şimdi burada işte yüklem varsa o bir cümle. Şimdi ben bunu niye özellikle söylüyorum? Bakın ne diyor şimdi?
Cümle içinde tırnak ya da yay ayraç, yani parantez içine alınan cümleler büyük harfle başlarlar. Yani biz şöyle bir lüksümüz yok. Parantez içinde ya da tırnak içinde her zaman büyük harfle başlar gibi bir şey diyemeyiz. Biz parantez ya da tırnak içinde ne görmek zorundayız büyük harfle başlaması için? Bir cümle ya da ne göreceğiz? İşte bir özel isim. Bunun dışındakiler küçük harfle başlar diyeceğiz. Şimdi şuraya dikkat edin. Atatürk demiş mesela, bak ne açmış, bir tırnak. Tırnak açtıktan sonra büyük harfle başlamış, bu doğru mu? Bunun sistemi şu, acaba tırnak içinde özel isim ya da cümle var mı? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur dediğimde mevcuttur yüklem değil mi? Burada bir cümle olduğu için bunun büyük harfle başlaması doğru. Daha sonra bu cümlenin sonuna gereken noktalama işaretini koyarsın. Tırnağı kapatıp küçük harfle devam edersin deriz. Ya da aynısını biz nerede görüyoruz işte? Parantezde, bak parantezi açmış. Parantezi açtıktan sonra büyük harfle başlamış. Hemen şuna bakacağım. Özel isim var mı? Ya da işte cümle var mı? Köy sözünde çekinerek yazıyorum demiş. Köy sözünde çekinerek yazıyorum derken yazıyorum bir yüklem değil mi? Yüklem olduğu için burada bir cümle var ve parantez içindeki cümlelerin büyük harfle başlaması doğru. Sonuna gereken noktalama işaretini koyar, parantezi kapatırsın ve daha sonradan küçük harfle devam edersiniz deriz. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Burada da parantez yok mu? Parantez olmasına rağmen küçük harfle başlamış. Nokta, soru, ünlem ve bunun gibi demiş. Niye küçük harfle başlıyor? Çünkü bu bir cümle değil ya da özel isim değil. O yüzden cümle ya da özel isim yoksa parantez içi küçük harfle başlayacak. Buna dikkat edeceksiniz. Geldik ikinci kurala. Bakın bu da çok önemli. Hem noktalama hem de yazım için önemli bir şey. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar deriz. Bizim en büyük hatalarımızdan biridir. İki noktadan sonra her zaman büyük harf gelecek gibi davranmak. Şimdi eğer iki noktadan sonra cümle varsa büyük harf olur. Cümle varsa, özel isim varsa büyük harf olur. Ama bunun dışında söz grubu varsa küçük olacak. Bak menfaat sandalyeye benzer demiş. Daha sonra açıklamak için de kullanmış orada bir iki nokta. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. E şimdi burada küçültür, yükseltir birer yüklem. Yüklem olduğu için de iki noktadan sonra büyük harf başlamış. Ama şuraya bakıyorum. Bu eksikliği siz de çok evde görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür dedikten sonra burada örnek vermiş. Örnekleri sıralamış. Örnekleri sıralayacaksa iki nokta kullanır. İki noktadan sonra dikkat edin ama nasıl başlamış? Küçük harfle. Çünkü duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler derken buradaki herhangi bir cümle değil. Özel isim değil. O yüzden küçük harfle başlıyor. Burada genelde ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sıkıntı ne oluyor? İki noktayı kullanıyor. İki noktayı kullan, yani iki noktayı kullandıktan sonra şurada küçük harf var diye şöyle yapayım. Küçük harf var diye çoğu kişi buradaki iki noktaya yanlış gözüyle bakıyor. Hatta oraya noktalı virgül getirirle bakıyor. Yani noktalı virgül sizin böyle zannettiğiniz kadar çok kullanılan bir şey değil. Noktalı virgül sadece 3 yerde kullanılıyor. Yani kafanıza göre noktalı virgül getiremezsiniz oraya. O yüzden böyle sıralama yapacaksa iki nokta kullanacak ve iki noktadan sonra eğer örnek veriyorsa, yani cümle yoksa da küçük harfle başlayacak. Buna dikkat etmelisiniz. Peki geldik şimdi şuna. Kişi isimlerinden önce ya da sonra gelen unvanlar, saygı sözcükleri, lakaplar, bunlar büyük harfle başlar. Yalnız neye dikkat edeceğiz? Bu arada dikkat edin. Kelime nasıl yazılır? Unvan şeklinde. Ünvan değil de unvan. İlk başta doğru yazımı bu. Ve bu unvanlar, rütbe isimleri nasıl büyük harfle başlayacak? Hangi durumda? Kişi isminden önce ya da sonra. Yani kişi ismiyle beraber gelecek. Yani bugün Emre Binbaşı nöbetçi dediğimde buradaki Emre Binbaşı, bakın binbaşı yazarken dikkat edin, büyük harfle başlamışız. Çünkü özel isimle beraber kullandım. Şimdi bunu anlamanın basit bir yolunu söyleyeyim size. Şimdi bu cümleyi ögelerine ayıracak olsaydık, ögelerine, nöbetçi yüklem değil mi? Nöbetçi olan kim? Emre Binbaşı. Bakın dikkat edin, bu da özne. Yani aynı öge içinde alıyorsunuz. Aynı öge içinde almak ne demek? Bunlar beraber kullanılıyor demektir.
beraber kullanıldığı için de büyük harfle başlamak zorunda. Yalnız komşumun oğlu Ali ve Emre binbaşı oldu demiş. Şimdi bu sefer buradaki yüklemin binbaşı oldu. Binbaşı olan kim? Komşumun oğlu Emre Özne. Dikkat ettiyseniz binbaşı ile Emre burada farklı ögeler içinde kaldı. Farklı ögeler içinde kalması ne demek? Ben bunları ayrı ayrı aldım. Yani özel isimle beraber almadım demektir. O yüzden de küçük harfle başlar. Yani özel ismin hemen arkasından geldiğinde illaki büyük harfle başlayacak diye bir şey yok. Burada nedir? Lakaplar, saygı sözcükleri özel isimlerle beraber gelirse büyük harfle başlayacak. Beraber aynı ögede olacaklar. Bu arada akrabalık isimleri normalde küçük harfle yazılır. Ne zaman büyük harfle yazılmak zorunda akrabalıklar? Lakap ya da unvan olursa. Mesela Tülay ablam dediğimde bakın dikkat edin Tülay ablam. Şimdi Tülay ablam derken gerçekten akrabadan bahsediyor. Akrabadan bahsettiği için küçük harfle başlatmış. Ancak işte hala sultan dediğinde ya da işte Gül baba hatta şey vardı hatırlarsanız rahmetli Müslüm baba diyor mesela. Müslüm baba dediğimde baba bir akrabalık adı değil midir? Ve özel isimle beraber kullanılmış. O zaman diyeceğiz ki özel isimle beraber kullanılıyorsa bunların büyük harfle yazılması gerekiyor lakapsa. Ancak lakap dışında kullanıldığında Ayşe teyzem, Tülay ablam gibi kullanımlarda küçük harfle olmak zorundadır akrabalıklar. O zaman akrabalıkla ilgili kuralı bir daha söylüyorum. Gerçekten akrabaysa küçük harf, lakapsa büyük harf olacak. İşte şu çok önemli. Arkadaşlar buna çok dikkat edeceksiniz. Çok kez soruldu bu soru. Bak, özel ismin yerine kullanılan makamlar ya da unvanlar büyük harfle başlar. Yani burada neye dikkat etmelisiniz biliyor musunuz? Bir kere adamın adını kullanmaktansa makamını kullanacaksın. Genel anlamda bir makam kullanıyorsanız küçük harfle yazarsınız. Mesela okulların kar tatili kararını vali verir. Bak bu vali bizim için genel anlamda tüm valiler için geçerli. Yani ben adamın adını kullanmaktansa makamını kullanmadım burada. Ancak uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti dediğimde normalde bu adamın bir adı vardı. Ben adını kullanmaktansa o adamın makamını kullandım. Makamını kullanıyorsam o zaman bu küçük büyük harfle yazılacak. O zaman şimdi şöyle bir soru gelseydi. Açılışı şöyle yapalım. Kaymakam yapacak deseydim. Açılışı kaymakam yapılacak dediğimde oradaki kaymakamın K'si büyük mü olacak, küçük mü olacak? Güzel. Süper. Çünkü ben adamın adını kullanmaktansa ne yaptım? Onun makamını kullandım. Makamını kullandığım için de büyük harfle. Yalnız şöyle deseydim, ilçede bu kontrolü kaymakam yapar deseydim, o zaman o küçük harfle olacaktı. Çünkü genel anlamda kullanmış oluyorduk. Peki, sayın kaymakam hanım, sayın kaymakam bey diyecek olsaydık, sayının s'si ve hanım ya da bey derken buradaki saygı sözcükleri nasıl kullanılmak zorunda? Büyük harfle buna dikkat edeceğiz. Yani o zaman saygı bildiren sözcükler, makam ve mevki bildiren sözcüklerle beraber geliyorsa sayın başkan, sayın rektör, sayın bakan gibi büyük harfle yazılmak zorundadır diyeceğiz. Peki. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Din ve mezhep isimleri nasıl yazılmak zorunda? Büyük harfle. Yani İslamiyet yazacaksam nasıl yazmak zorundayım İslamiyet'i? Büyük harfle. Şimdi burada önemli olan şu. Din ve mezhep isimlerini büyük yazıyorsunuz ama bunların mensuplarını da büyük yazmak zorundasınız. Yani İslamiyet derken büyük, Müslüman dersem o da büyüktür. Burada önemli olan şey işte Müslüman'ı kaçırmamanız. Çünkü
Biz genelde din isimlerini büyük yazıyoruz ama genelde işte bu mensuplarını küçük harfle yazma eğilimi çok fazla. Ama onun da büyük harfle yazılması gerekiyor. Mesela Hristiyanlık dediğinde de büyük, Hristiyan da büyük. Aynı zamanda bak Hristiyan derken arada herhangi bir ı yok. Dikkat edin, Hristiyan'ı bu şekilde yazacaksınız. Peki, şimdi şurası önemli tabii. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler büyük harfle başlar. Bakın mesela melek yazacak olsaydım melek, meleğe küçük yazardım. Çünkü genel isimdir bu. Ama Azrail yazacak olursak, yani meleğin adını verecek olursanız büyük harfle başlatacağız. Ha bunun dışında işte Tanrı, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele bunun gibi isimler büyük harfle yazılacak. Peki şimdi arkadaşlar şuraya dikkat ediyoruz. Tanrı, Allah, İlah. Bunlar tabii ki bu şekilde büyük harfle başlar. Yalnız Allah ya da İlah gibi kelimeleri küçük harfle yazabilir miyiz? Evet. Değil mi? Aynen. Şöyle bir kural söylemiştik biz. Eğer Allah, Tanrı, İlah gibi kelimeler yaratıcı dışında olursa küçük harfle yazılacak deriz. Mesela işte Amerika'da kaçakçının Allah'ları var diyor. Amerika'da kaçakçının Allah'ları var dediğinde oradaki A'nın nasıl yazılması gerekecek? Küçük harfle. Çünkü yaratıcı anlamında değil. Buna dikkat etmeliyiz. Peki arkadaşlar şimdi bir soru daha. Hangisi doğru? Bir kişiden bahsediyoruz. Allah'lık diyoruz o kişi için. Büyük harfle mi doğru, küçük harfle mi doğru? Aynen öyle. Çünkü gerçek anlamını kaybediyor. Allah'lık saf, zararsız kişi anlamında gerçek anlamını kaybettiği için bu şekilde küçük yazılması doğru. Tebrik ediyorum. Gayet iyi gidiyor bakalım. Hadi şimdi şuna dikkat edeceğiz. Gezegen isimleri ve yıldız isimleri. Bunlar büyük harfle başlar deriz. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Mesela Merkür, Satürn, Halley, bunun gibi isimler. Ki Halley'e özellikle dikkat edin demiştim. Çikolata diyebilip gitmeyin diye. Şimdi bunlar yıldızların isimleri. Yıldızların isimleri olduğu için bunlar da nasıl yazılmak zorunda? Büyük harfle. Peki şöyle yazsaydık. Kutup yıldızı diyeceğim. Kutup yıldızı derken kutubun K'si büyük harfle mi yoksa küçük harfle? Güzel. Evet. Her ikisinin de nasıl yazılması gerekiyor? Büyük harfle. Çünkü yıldız isimleri büyük harfle yazılır dedik. Özellikle bununla beraber gelen isimler de gene büyük harfle yazılacak. Gayet iyi. Güzel. Şimdi dünya, güneş, ay kelimeleri de eğer gezegen anlamı dışındaysa küçük harfle başlar diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmem gereken bir şey var. Şimdi biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. Bu basit bir örnek. Şimdi benim isteğim şu. Evden çıkarken güneş doğmuştu cümlesinde. Güneş büyük harfle mi yazılacak yoksa küçük harfle? Yani aslında şunu soruyorum size.
Evden çıkarken güneş doğmuştu dediğimde buradaki güneş coğrafi terim olarak mı kullanılıyor? Hani coğrafyada böyle mi kullanılır güneş? Yoksa burada ışınlardan mı bahsediyoruz? Işınlar göründü gibi mi? Arkadaşlar burada coğrafi terim değil. Özellikle bu örneği o yüzden verdim ben. Çünkü hani böyle yok güneşim, ayım filan derken bunlar zaten basit örnekler. Genelde karıştırmıyorsunuz. Ancak evden çıkarken güneş doğmuştu dediğimde oradaki gezegenin doğmasından tekrar bahsetmiyoruz. Görünür hale gelmesi. Yani burada aslında coğrafi terim olmadığı için güneşin G'sinin küçük yazılması gerekiyor. Ama şöyle olsaydı bu yıl güneşteki patlamalar arttı deseydim, oradaki işte güneşteki derken bu coğrafi terim olduğu için nasıl yazılması gerekiyor bunun? Büyük harfle. Bunu karıştırmayacaksınız. Bir de doğu batı gibi kelimeler eğer medeniyet bildiriyorsa, medeniyet, bunlar büyük harfle, yön bildiriyorsa küçük harfle yazılır. Peki şimdi şu soruya dikkat. Rüzgar batıdan esiyor dediğimde buradaki batının B'si büyük müdür, küçük müdür? Yön bildiriyorsa küçük, medeniyet bildiriyorsa büyük harfle yazılır. Ona göre karar verin. Güzel. Buradaki B küçük. Ama işte şöyle deseydik, bu edebi akım bize batıdan geldi deseydik, oradaki batı büyük olacaktı diyeceğiz. Gayet iyi gidiyor. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada kalalım. 15 dakika bir ara vereceğiz şimdi. 15 dakika sonra zaten saat 12. 12'yi çeyrek geçe 12.15'te tekrar toplanalım. Tamam. Şöyle biraz dinlenin. Hem bir şeyler içersiniz. Gelince de işte hem bitişik yazılan, ayrı yazılan kelimeleri, işte daha sonra kesme işaretinin kullanımını, daha sonra kısaltmaların yazımını, onları işleriz, bitiririz. Hadi şimdi bir ara verelim, birazdan görüşürüz. 15 dakika sonra geliyorum.